Merhaba arkadaşlar. Video çekmek istemişimdir. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İngiltere'de araba fiyatları nasıl? Çok güzel adam kapatıyor. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok merak ettiğiniz bir konuyla karşınızdayız. İngiltere'de araba fiyatları ne durumda? Biliyorsunuz ki Türkiye'de araba fiyatları aldı başını gitti. Herkes bir sürü zam yaptı, ikinci el piyasası uçtu. Siyasetçiler bile bu konuyu konuşuyor şu anda. Yerli arabamız çıkıyor bir yandan, seneye falan galiba inşallah. Ve şu an merak edilen tek konu Türkiye'de yurt dışında araba fiyatları nasıl? Biz de Londra'da araba satışının en yoğun olduğu, yapıldığı yerlerden birine geldik ve tek tek burada bütün arabaların fiyatlarını inceleyeceğiz. Bu arada yanımda Muhammed Akdere var. Biliyorsunuz ki Londra'yı baştan dizayn eden mimar arkadaşım. Sağ ol kardeşim. Hoş geldin videomuza. Beraber bakacağız araba fiyatlarına ama ikimiz de çok fazla arabalardan anlamıyoruz evet, aslında. Evet, anlamıyoruz. Ama anlayanlar izliyordur zaten şu an. Siz evet. Hepsini Türkiye'ye kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer sürçülisan edersek affedin evet. Diyorum yani. Evet. Sağ ol. Hadi başlayalım. Evet, bu neydi? Neydi bu araba? Mercedes Kasım 18 2018 model A180 18.000 lira. 18.000 pound pardon. Lira ne? Şimdi burada şöyle bir olay var. Şimdi 15.000 poundla buraya gelip peşin araba almıyor kimse, değil mi? Evet. Yani burada kimse gelip de hani çok yani nakit isteyen yapabilir tabii bunu. Hani nakit param var, geldim aldım tabii ki. Ama tercih genelde edilmiyor. Genelde tercih edilmiyor. Çünkü taksit seçenekleri evet, var. Çok bol. Kimse böyle bir parayı aynı anda oraya yatırmak istemiyor. Öyle bir şey yok. Çok fazla arkadaşım var. Yani çok büyük high level arabalara da keza o şekilde biniyorlar. Normal bunlara da, bu tarz arabalara da keza. Ben bu taksit olayının şeyinde şeyden dolayı görüyorum. Enflasyon yok. Sen 5 yılda bu arabayı ödeyebilirsin. Sonuçta bu araba çok büyük 5 yılda inanılmaz bir şey olmayacak. Yani senin ödediğin taksit miktarı enflasyondan kaynaklı olarak değer kaybetmiyor. Yani o yüzden taksitle alınıyor çoğu şey. Keza evde de öyle. Mesela burada yine bir Mercedes A180 2018 Ocak 17.799 pound. Yine dizel. Mercedes A200. Mercedes A200 2016 October 12.800 pound. Siz zaten yani bu videoyu arabacılar izliyordur. Siz zaten bir aynasından bile anlarsınız bu arabaların ne olduğunu. Benim tek tek anlatmama gerek yok. Mercedes GLE mi deniyor buna? 2017 Februari. Februari İngilizce öğrenim. Şubat. Şubat. 26.799 pound. Biraz aslında pahalı gibi de geliyor bana. Buraya göre de pahalı gibi geliyor. 26.000 çarpı 20 hemen hemen. 27.000 çarpı hayır, 20. Hayır, buranın durumuna göre de pahalı gibi geliyor. Çünkü gerçekten hani çok büyük paralar da kazanılmıyor yani. 1600-2000 pound falan kazanılıyor hani ya. Normal askeri. Bir beyaz yaka diyelim yani. Tamam, askeri ücret öyle. Aylık 1600 falan ama normal bir beyaz yaka hemen 40-45.000 pound civarında bir para. Senelik. Senelik. Kazanıyordur gibi geliyor. Yani senelik 40-45.000 pound kazanıyorsan da yine pahalı. Yani 6 aylık çalışmanla alıyorsun bunu. Ama Türkiye'de kaç aylık çalışmanla alıyorsun? Burada saatlik çalışma 10 pound arkadaşlar ve haftada 40 saat çalışabiliyorsunuz. Yani yaklaşık bunlar. Yerden yere değişiyor. Lütfen açık açık bunları söylüyorum. Lütfen iki taraf da beni bir yere çekmesin arkadaşlar. Ve haftada işte 40 saat çalışabiliyorsunuz. Yani bu da 400 pound'dan aylık 1600 pound yapıyor. Mercedes GLA 2017 15600 pardon 16000 pound. 15600 nerede? 15999 16000. 1 pound daha olsa. Yani 1 pound daha. Duramazsın 1 pound daha olsa. Arabada veya evde kiraya çıkıyorsan da ya da ev alıyorsan da bir pazarlık yapılmıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Yani ben kendi yaşadığım bundan önceki yerimde de mesela öyleydi. Yani adam indirim istiyorsun mesela diyelim. Bundan önce 865 pound diyor mesela yani. Diyorsun ki 65 niye yani 850 olsun ya da 900 olsun da hani o 15 olmasını o kafa bizde almıyor, var galiba. Evet, yani bizde var. Burada da E200'ler 24.800 pound 2018 model 25.999 pound yine 2019 model E200. Bana bilmiyorum bana niye pahalı geliyor, buraya göre pahalı geliyor bunlar bana yani. Bir de Londra'da çok arabaya da ihtiyaç da yokmuş gibi. Şimdi geldik Audi'lere, benim arabamın markasına. Audi'ler de 2018 model Audi A5 19.599 pound. Bu
Burada bu ne? A4. 14.600 pound. Yani 2017. 14.800'den 14.500'a ya 200 pound. 200 pound. Bayağı düşmüş bayağı ya. Şey. Çok iyi. Bu da ne yine? Bu 2015 model A4 83.000'de 15.000 pound. Oydu A5. 2016 September. 14.800 pound. Şimdi A3 üzerinden de bir kıyaslamaya gidebiliriz mesela. En iyi bildiğin A3 değil mi şu anda kardeşim? Evet. Tek bildiğim hatta. A3 mü buldun? Evet şimdi çok özledim. Arabamı çok özledim. Aa bak burada. Bu niye bu kadar pahalı ya? Audi A1. 1.0. 26.000'de. 16.000'de. 2019. Mesela ya bu pahalı mesela yani. Ama şey gibi bir şey var mı mesela? Londra'ya geldin. Evet. Çalışmaya geldin. Evet. 2 ayda 3 ayda araba alırsın. Alırsın. Bence alamazsın. Alırsın işte hani ben de onu söyleyeyim. O kiralama moduyla falan mesela. 1600. Ama ben çalışma vizesiyle gelirsem alabilirim tabii değil ya, mi? Çalışma vizem var. Aylık mesela maaşın var. Hı-hı. En önemli şey bak o zaman emlakçı arkadaşım Selim de söylemişti. Hı-hı. Burada bu işleri yapan. Ama hem bak. Hem ev olayın hem araba olayın en önemli şey kredi notu. Tamam yani bina, kredi notu ben neyse, yeni geldim. Yeni geldim. Abi yani turist değilim tamam. Sponsorlu geldim çalışma vizemle geldim. Şimdi 1600 pound alıyorum aylık. Şimdi benim aylık 1600 pound alarak 2-3 ayda bu arabaları alma şansım yok. Ya bu biraz hikaye gibi geliyor bana işte. Yurt dışına çıktığınız anda hemen araba alabilirsiniz gibi bir olay yok bence. Yani şöyle ya en azından mesela şey yok yani. Tamam taksitle belki alabilirsin ama 2-3 aylık çalışma parasıyla burada gidip de bir bu arabaları alamıyorsun yani. Hani o hikaye biraz yalan. Ya ama gidip dandik bir araba alabilirsin. Alabilirsin. Hmm. Ha eski yani arabalara eski da. Eski arabalar da var tabii ki. 2000 model, 2005 model daha da belki daha eskiler. Onlar alınabilir. Ya aynen. Online'a bakılabilir zaten. Hmm. Audi A3 2017 model. Benimkisi 2015 mi? 16 mıydı emin değilim. Tamam. Tamam. Ben aldım. Ben aldım o arabayı 3 ay önce. Tamam. Audi A3. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kilometresi bundan daha fazla. Tam hatırlamıyorum ama kilometresini. Bu 66.000 mile. Bu 66.000'de. Mile ile kilometre aynı değil. Arası aynı değil. Yok farklı. Ha bak o da onu da. 66.000 mile ne kadar kilometre yapıyor? Doğru bak onu hiç düşünmedim. 66.000 kilometre de diyorum. Audi A3 12.600 pound. O kadar karambole bir video oluyor ki şu an. O kadar hiçbir şey bilmeden ilerliyor ki her şey. 1 mile 1.60. Ha 1.6 ile çarpmak lazım. Yani evet. Size şu anda söylediğim bütün kilometreleri 1.6 ile çarparak hesap etmek lazım arkadaşlar. Tabii efendim. Direksiyonların da bu arada hepsi şeyde sağda. Evet, evet. Yani bu arabayı alıp Türkiye'ye getiremezsiniz. Aslında farklı olmayı seviyorlar bence. Hmm, evet. Ya biz başkayız. Biz bu dünyadan ya. Değiliz gibi aynen. İzmir'de de mesela şeyde vardır o Karşıyaka'da. İşte biz 35.5'uz. 35 değiliz. Karşıyakalılar kızmasın sana. Yo ama mesela bir de Fenerbahçe'de vardır. Fenerbahçe Cumhuriyeti. Tabii canım bak ben de Fenerbahçe olarak Fenerbahçe Cumhuriyeti diyorum. Ya bunlara ne gerek var abi? Tamam ben de Fenerbahçeliyim ama hani. Doğru Fenerbahçe Cumhuriyeti ne yani aldın mı? Linç yemeyelim de Fenerbahçelerden. Ben hala bilmiyorum. Pahalı gibi geliyor bana burada. Kiralar zaten pahalı. 1600 pound kazanıyorsan bile çoğu zaten bence kiraya gidiyor burada. Gitmiyor mu? Tabii kesinlikle kiraya yani gidiyor. Paylaşımlı odada bile bir oda 800 pound. Hemen zaten yarısı gitti maaşının. Yemen içmen bilmem ne. Hadi ayırdın ettin bilmem ne. Sana aylık hani yolda bu arada pahalı geliyor buradaki insanlara. Aylık sana kalıyor 300 pound. Hani o da dışarıda çok takılmazsan etmezsen 300-400 pound belki. Evet. Bu 300-400 poundla biriktirir hadi okey falan ama yine de zor yani. Hani öyle hemen 2 ayda araba aldım, 3 ayda şunu yaptım, bunu yaptım bana zor gibi geliyor. Evet ya ama şeyi ben işte onu düzeltelim yani. Tamam. Alınır. Hemen TikTok'ta geleyim. Böyle abi gaza getiriyorlar işte yurt dışında hemen yaparsınız Zor yani ve ekstra da burada yepyeni bir yaşam kurmaya çalışacaksınız. Ekstra Türkiye'yi özlem durumları var bilmem ne. Sırf maddiyat için hemen ev araba alayım bilmem ne için falan bence zor şeyler. O kadar da anlatıldığı kadar kolay değil açıkçası. Ya şöyle. Ama alım gücü var mı derseniz ülkede tabii ki çok ama yine de çok zorluk da çekiyorsunuz. Burada şöyle özetleyebilirim. Hani burada yaşayan ve burada kalan insanların, uzun vadede kalan insanların bu erişimi var. Evet. Totalde. Bizlere gelince sonradan gelmiş. Ya bunlar böyle çok büyük hayaller değil burada. Eviniz, arabanız olur burada yaşıyorsanız. Evet. Herkesin bu garanti altında gibi bir şey yani hemen hemen aslında. Ama sonradan bizler gibi göçmen olarak Ankara Anlaşması'yla vesaire gelmiş olan insanlar olarak evet doğru söylüyorsun.
hani her şey çok kolay, her şey çok şey değil. Seni bu ülkeden bu arada def etme hakları da var. Yani vizelerin çıkmaya da bilir. Sen burada yeni bir düzen kurmaya başlıyorsun ama sizin mesela vize onaylarınız da gelmeyebilir. Evet, ben mesela 20 aydır bekliyorum. Bekliyorsun ve 5 sene olduğu zaman burada oturma alıyorsun. Hani 3. 4. senede şey de diyebilir sana, vermiyoruz hadi git de diyebilme ihtimalleri var. Evet, belki düşük bir ihtimal ama hani 3 senenin 4 senenin burada verip yeni bir yaşam kurmaya başlayıp sonrasında ülkeden çıkabilirsin yani. Seni istemeyebilir burası. Doğru. Öyle bir risk de var. Ama... Hadi BMW'lere bakalım. Şimdi BMW'lere geldik. BMW. BMW 420D. 420D mi? 420D mi? Bu ne oluyorsa artık. 2019 BMW 420D. 16.800 pound. Bu arada şöyle bir şey var. Londra merkezde yaşamıyorsunuz. Dışarılarda yaşıyorsanız yani işte Liverpool mu? Evet, mesela Liverpool'da falan şey yaşıyorsanız çok daha düşük kiralar ödüyormuşsunuz yani. Paylaşımlı odada mı? Paylaşımlı oda. 400 pound'a falan bile 450. Kalabiliyorsunuz. Evet. Ama orada çalıştığında da aynı paraları kazanıyor musun Londra merkeze göre? Asgari tutarlar gene aynı değil. Hmm, yani okay. Şey değil. Asgari tutarlar. Yine saatlik çalışma 10 pound'dur. Evet. Pound falan gibi. Yani Londra merkezinde yaşamazsanız hayat daha bir kolay. BMW yine 420D. Bunun rengi çok güzelmiş ya. 22.600 pound. 2018 model. Baksana. Şöyle şey Jeep tarzını gösterelim. X1. Ay vurdum arabaya. Gitti 200 pound. 2018 model BMW X1. 13.600 pound. Bunlar bana çok büyük geliyor. Yani yüksek araba, güzel araba. Ya ben herhalde şeyim ya. Kısayım ya. bana büyük araba çok şey gelmiyor. 31.500 pound BMW X6 2017 model. 34.000 Mayıs'ta. Yine 23.500 pound BMW X3 2018 model. 51.000 Mayıs'ta. BMW X5 34.799 pound 2018 model. 27.500 Mayıs'ta. Of, bak bu çok güzel ya. Ben seviyorum bu BMW'nin bu mavisini seviyorum. BMW 116 2016 model 11.600 pound. Şimdi bir tık daha bir ucuz arabaları göstermek istiyorum ama yine bence pahalı yani. Skoda'nın CT Go'su 2017 model 9.300 pound. Yani bana niye pahalı geliyor burada bilmiyorum. Yani otomatikman kafamda TL ile mi çarpıyorum, ne yapıyorum bilmiyorum ama Seat Leon yine 2018 model 1.6 9.800 pound. Yani Seat Leon'larda bu aralıklarda 62.000 miles. Yani yine 100.000 kilometrede falan. Yani birim olarak bize ucuz geliyor ama dediğim gibi hala benim asgari ücret kafamı karıştırıyor. Volkswagen Passat 2017 model 13.600 pound. Ha, mesela 9.500 pound'lı bir araba bulduk. Volkswagen Passat 1.6 ama kilometresi çok. 130.000-140.000 kilometre falan galiba. 2015 model. Ha, 8.300 pound'u var. Honda Jazz 2016 model 1.3 36.000 Mayıs'ta. Onda şöyle. Peugeot 108 23.000 Mayıs'ta 6.000 pound. 300 pound'a falan giriyor aslında. Yani o araba ya da bu araba atıyorum. Bu araba 6.000. Mesela 6.000 pound'a yine 200 pound, 300 pound öder gibi alabiliyorsun. Aylık 200 yani. Pound'a ödeyerek alabiliyorsun. Aslında bu evet. Geldiğin soruyu aslında. Bu seçeneği çok kolay. Oldu, evet. Şu anda. Yani bu arabayı aylık 200 pound ödeyerek alabilirsin yani diyorsun. Bilmiyorum Türkiye'de nasıl bu. Hani ama ben alamam işte şu an mesela turist vizesiyle geldim. Ben alamam. Sen alamazsın yani. Sen alırsın ama. Tamam ben alabilirim. Hmm. Bu arada ben bir yerde kestim ama şeyi sordu. Neden çekiyorsunuz falan dedi. Biz de dedik ki işte Türkiye'de YouTube kanalımız var işte oraya çekiyoruz ve işte Türkiye'de fiyatlar hani çok şey yüksek ve kıyaslamasını çekiyoruz dedi. Dedik. Adam hemen şeyi anladı. Ya yeah, Türk iş lirası ya yeah, falan oynuyor, yaptı. Gerçekten evet. Maalesef. Bütün dünya Türkiye'deki yaşanan bu ekonomik sıkıntılarının farkında. Kimle konuşsam evet şu an Türkiye evet iyi gitmiyor değil mi biliyorum falan diyor yani. Hani siz Türkiye'de ne kadar bazıları kabul etmese de dünya bunun farkında arkadaşlar. Aa Mini Cooper'a bakalım mı? 2017 model Mini Cooper 18.000 Mayıs'ta
11.800 pound. Çok güzel arabalar var ya. Ama şey çok net yani, Türkiye'den çok çok daha ucuz. Şimdi şeyde olmasın şimdi, bir de mesela marka modellerin hastaları oluyor ya. Abi gittin işte Mercedes bilmem nesini niye çekmedin? Abi bir ton araç var, hepsini çekemem herhalde değil mi yani? Mesela şurası bile kocaman bir yer mesela şu. Hepsini tek tek zor. Zor evet, ama herhalde bu firmanın internet sitesinde falan da bulabilirler belki. Ha, açıklamaya yazarız belki. Evet, ve zaten gösterdiğim arabalardan da bir fiyat kıyaslaması yapıp kendi merak ettiğiniz arabanın ne kadar olduğunu da tahmin edebilirsiniz yani. Bir kıyaslama videosuydu bu. Yoruldum ya. Oha bak şu araba çok güzelmiş. Mazda MX-5. Bu Türkiye'de çok pahalı bir arabadır bence ya. 2015 model, 38.000 miles, 50.000'de falan. Yo, 60.000'lerde falan. 11.300 pound. Evet arkadaşlar, bir videonun daha son... Bir videonun daha sonuna geldik. Muhammed'e çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiği için. Size tüm buradaki ikinci el piyasasını göstermeye çalıştık. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz, ki umarım beğenmişsinizdir, özellikle araba hastaları ve bunu benim çekmemi isteyen birçok kişi. Teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda benden istediğiniz videoları yazmayı unutmayın. Abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum ki benim videolarım sürekli sizin karşınızda. Karşınıza çıksın arkadaşlar. Dikkat edin. Eğer detaylı incelemek isterseniz de şu CarGiants, CarGiants'ın sitesini aşağıya bırakacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Reklam değildir bu arada. Sadece size faydalı olsun diye. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.